Bolu'da FETÖ-PDY'nin üniversite yapılanmasına ilişkin duruşmalar başlıyor. Görevinden istifa eden Abant İzzet Baysal Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Hayri Coşkun ile ikisi de firari olan rektör yardımcısı Profesör Doktor Kenan Güneştekin ve Fethullah Gülen'in doktoru kardiyolog Profesör Doktor Mehmet Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 77 şüpheli hakkındaki duruşmalar Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. FETÖ-PDY'nin Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin hakkında soruşturma yapılan 130 kişiden 77'si hakkında terör örgütüne üye olmak ve yönetmek, terörle mücadele kanununa muhalefet etmek suçlarından işlem yapılacak. 38 kişi hakkında da delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verilirken başka şehirlere taşınan diğer 15 kişinin evrakları ise ilgili savcılıklara gönderildi. Firari şüpheli rektör yardımcısı Profesör Doktor Kenan Gümüştekin ile birlikte örgüt yöneticisi konumunda bulunan FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in doktoru, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı eski başkanı Profesör Doktor Mehmet Yazıcı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Şüphelilerle ilgili hazırlanan iddianamede FETÖ-PDY örgütüyle organik bağları doğrultusunda kadrolaşma yaptıkları, yeni insan kadrosu devşirmeye çalıştıkları, himmet topladıkları, dini sohbet adı verilen sohbet toplantılarına iştirak ettikleri, örgütün talimatları doğrultusunda çalışmalara katıldıkları, bankalardan kredi çekerek Bankasya'nın kurtarılması için para yatırdıkları, baylok kullandıkları, örgüte yakın sivil toplum kuruluşları, sendika, vakıf, derneklerle bağlantılı oldukları şeklindeki iddialar yer alıyor. Öncelikle aramızdan ayrıldı. Geçtiğimiz hafta görevinden istifa eden eski rektör Profesör Doktor Hayri Coşkun hakkındaki iddianamede kadrolaşmada ortam yarattığı, rektörlük seçimlerinde destek almak için bir takım kişilere aktif görevler verdiği, paralel yapıya sahip olan kişilerin desteğini alarak seçimleri kazanması sonrası tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesinde inisiyatifi onlara verecek şekilde hareket ettiği, taraf kirliliği, yanlı uygulama, değişik tarihlerde değişik yöneticiler hakkında, akademisyenlerde olumsuz uygulamalar, bilimsel araştırma projelerinde paralel yapıya mensup öğretim üyelerine kolaylık gösterdiği iddiaları yer alıyor. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi ardından şüphelilerin yargılanmalarına 8 Mayıs günü Karaçayır'daki nikah salonunda başlanacak.